tabip el çek yaram üstünden. Sen benim derdime deva bilmezsin. El çek tabip el çek yaram üstünden. Sen benim derdime deva bilmezsin. Lokman hekim gelse bulunmaz çare. Yaram yürektedir, sarabilmezsin. Lokman hekim gelse bulunmaz çare. Yaram yürektedir, sarabilmezsin. İçerim yanıyor, dışım havayı çekmeyen ne bilir aşkı sevdayı. İçerim yanıyor, dışım havayı çekmeyen ne bilir aşkı sevdayı. Felek bir an etti gönlüm sarayı. Yaram yürektedir, sarabilmezsin. Felek bir an etti gönlüm sarayı. Yaram yürektedir, sarabilmezsin. Celal Abacı, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Kaldığımız yerden devam ediyoruz bu özel gecede. İrfan Uyur Halk Show'da fasıl var bu gece. Sanat musikisi var, gözyaşlarına hakim olamayanlar da var. Görüyorum salonu dolduran onlarca misafirimiz. Mikrofon bana gelse de konuşsam, derdimi anlatsam diye bekleyenler bu bölümde daha çok size gelecek mikrofon. Ben daha az konuşmaya gayret edeceğim. Bu arada ekran başında bizi izleyen değerli Halk TV izleyicileri, şarkı isteğinde bulunabilirsiniz. Bir şarkı istiyorum ben diye yazıp gönderebilirsiniz Twitter'dan. Benden iletmesi. Bilmiyorum hocam ne düşünür. Çok da mesaj gelmiş. İlk bölümde söylediğiniz güzel şarkılarla ilgili biz de eşlik etmeye çalıştık. Yıldızların altında dedik az evvel hep beraber. Siz o kadar güzel eşlik ettiniz ki enerjiniz buraya sahneye kadar ulaştı. Arada da dedi ki hanımefendi, bir iki de cümle söylemek istiyorum ben. Buyurunuz efendim, alabilir miyiz sizi sahneye? Arada konuştuk. Suriyelilerle ilgili konuşacağım dedi.
Şimdi ülkemizde 4 milyona yaklaştı sayısı Suriyelilerin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yaptığı bir açıklama var. Dünya para kaynak vermezse biz kendimiz yaparız. Bir şehir yaparız Suriye'de. Bizdeki Suriyelileri oraya göndeririz diyor ama bunun finansmanı nasıl olur? Bir şehir hakikaten kurulabilir mi? Türkiye Cumhuriyeti orada bir şehir kurarsa Suriyelileri gönüllülük usulüyle mi gönderecek oraya? Hoş geldiniz efendim. Yoksa nasıl, zorla mı göndereceğiz? Buyurun sizi böyle alayım. Bir de Suriyeliler mevzu bahis olunca ben hep şunu söylüyorum. Buradaki gariban Suriyeli'ye kızmayın. Öfkelenecekseniz kapıları sonuna kadar açan, Suriye iç savaşı ile ilgili hatalı politikalar uygulayan, bugün hala da hatalı politikalar uygulamakta ısrarcı olanlara öfkelenin. Sandıkta öfkenizi gösterin. Yoksa buradaki gariban Suriyeli oradan kaçmış. Vay, niye gidip ülkende savaşmıyorsun da burada? Ya adam kaçmış gelmiş buraya. Kapıyı da ülkeyi yönetenler sonuna kadar açmış. Buraya gelmişler. Bu minvalde önce bir sizi tanıyalım efendim. İsmim Müzeyyen Arslan Kılıçer. Şimdi Suriyelilerle ilgili şunu söylemek istiyorum. Müzeyyen Hanım, biz sizi tanıyalım da önce ne iş yapıyorsunuz? Emekliyim ben. Emeklisiniz. Evet. Ben tutayım mikrofonunuzu. Tabii. Buyurun. Şimdi, nereden emeklisiniz efendim? Ankara Valiliği. Valilikten emekli. Evet, Müzeyyen Valiliği. Hanım'la birlikteyiz evet. Şimdi. Evet. Şunu söylemek istiyorum. Savaş tabii çok kötü bir şey. Fakat Suriyelilerin biz acıdık. Duygusal bir milletiz. Kadınlarını aldık, çocuklarını aldık. Fakat savaşabilecek eli silah tutanlarını niye aldık? Bizim Kurtuluş Savaşımızda, Çanakkale Savaşımızda dedelerimiz, atalarımız öldü. Bu ülke için biz kendi kanımızı akıttık. Hiç kimse bize yardım etmedi. Bırakalım Suriyeli gençler burada dünyalarca çocuk, 550 bin sayısı olmuş çocuklarını. Ve her geçen gün bu sayı artıyor. Yakında biz azınlık duruma düşeceğiz. Müzeyyen Hanım, bir arkanıza yaslanın, bir konuşalım bu durumu. Biraz çünkü hakikaten önemli. Şimdi evet. Müzeyyen Hanım'ın dile getirdiği görüşler aslında kamuoyunun bir kısmının özellikle ciddi endişesi. Burada doğan Suriyeliler var mesela. Şimdi biz geri dönün Suriye'ye dediğimizde yok, ben burada doğdum diyecekler. Onların entegrasyonunu konuşmak durumunda kalacağız. Çok plansız, programsız oldu bu. Dolayısıyla örneğin Avrupa Birliği ülkeleri 50 yıl sonrasını planlarken biz yarını bir göremedik. Hal böyle olunca özellikle hani büyük şehirlerin bazı mahallelerinde Suriyeli mahallesi olarak adlandırılmaya başlandı. Ne yapacaklar? Çalışacaklar, iş yapacaklar. Geri dönmemek üzere gelenler de var. Bir de Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitmeye çalışan var. Avrupalı da istemiyor. Avrupa Birliği'nin tek derdi diyor ki siz tutun Suriyelileri, sakın birini bile göndermeyin bize. Cumhurbaşkanımız da zaman zaman kapıları açar göndeririz diyor. Kapıları açtığımızda karşıda Bulgar, Yunan nasıl karşılayacak? Ege Denizi'nde boğulanları, ölenleri var. Biz yardımsever insanlarız, evet. Biz dara düşenin yanında yer alırız, evet, tamam. Ama burada bir politikasızlık söz konusu. Hal böyle olunca Müzeyyen Hanım, valilikten emekli Müzeyyen Hanım endişeli. Bundan 10 yıl sonra ne olacak? Ondan endişeli. Buyurunuz. Şimdi bizim gençlerimiz, o kadar işsizlerimiz var ki. Yani kendi çocuklarımızın geleceğini biz göremiyoruz. Ve bu arada bizim iş adamlarımız, işte esnafımız kendi Türk gencini çalıştırmaktan ziyade Suriyeli gençleri hem sigortasız hem daha ucuz işçilik diye alıp çalıştırıyorlar. Ucuz iş gücü olarak evet, görüyorlar. Evet. Fakat bunun bir 10 yıl, 20 yıl sonrasını düşünemiyorlar kesinlikle. Belki biz azınlıkta kalacağız, onlar sahip çıkacaklar. Bizi kapı dışarı edecekler. Avrupa ülkelerinin çoğu içinden seçtiler kültürlüsünü, aydınlığı, meslek sahibini. Atıyorum psikoloğunu, işte doktorunu, hakimini, savcısını. Bize kalburu altı kaldı. Çok affedersiniz, katili, hırsızı, bilmem neyi kaldı. Ve her gün mahalleler, insanlar, komşular birbirleriyle kavgalar halindeler. Yani bizim için bir şey sorunu da yaşıyoruz. Yani nasıl anlatayım bunu? Güvenlik sorunu da yaşıyoruz. Şimdi 4,5 milyon insandan söz ederken işte bize geri kalanlar böyle demek çok, ne kadar doğru tartışırız ama şu tespit çok önemli. Ucuz iş gücü gözüyle bakıyorlar. Ben bizim kendi insanımıza kızarım. Ben niye buraya gelen misafire kızacağım? Ucuz iş gücü olarak görüyorsun. Sigortasız kaçak çalıştırıyorsun. Yeri geliyor çocukları çalıştırıyorsun. Niye? Çünkü aynı şekilde bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını çalıştırsa sigorta yapmak zorunda kalacak. Daha fazla işte asgari ücret verecek en azından. O işverene kızarım ben açıkçası. O işveren ki yanında kaçak Suriyeli çalıştırıyor. Mikrofon uzatsam o da Suriyelilerden
şikayet edecek. Yanında çalışıyorlar senin. Hem de ucuza çalıştırıyorsun, kaçak çalıştırıyorsun. Bu konu çok hassas bir konu ama gerçekten gündeme getirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Yani bugünkü çıkarlar, menfaatler ama ilerisini düşünmediği için çok kötü sonuçlar doğuracağına inanıyorum ben. Olur mu? Peki şu güvenli bölgede TOKİ konut kuracak diye yola çıktık ya biz. Hangi parayla? Şimdi bizlerden alınacak paralarla. Saray cebinden harcamıyor bu paraları. Yani işte sınırda güvenli bölge oluşturulacak, konutlar yapılacak. Hangi parayla? Saray cebinden veriyorsa versin. Bakanlar cebinden veriyorsa versin. 1500 odalı saray ver. Alsınlar orada beslesinler. Müzeyyen Hanım şimdi... Benim aldığım 3 kuruş emekli maaşı. Evet. Senden benden bizden keserek onları besliyorlar. Buyursunlar kendileri. Bizim adımıza söz vermesin Sayın Cumhurbaşkanı. Kendileri versinler. Milletvekilleri, bakanlar en güzel yerlerde oturuyorlar. En pahalı konutlarda oturuyorlar. Maaşlar da kat be kat yüksek. 100 yerden maaş alıyorlar. Beslesinler kendileri. Benim maaşıma el koymasınlar kardeşim. TRT'ye de söyleyeceğim bir laf var. Benim maaşımdan kesip TRT'ye vermesinler. Ben TRT'yi seyretmiyorum. Yanlı televizyon kanalı istemiyorum ben. Özgür, herkese açık bir televizyon kanalı istiyorum. Daha öncelerde olduğu gibi, yıllar evvelinde olduğu gibi. Lütfen benim cebimden para kesmesinler. Elektrik faturalarından pay ödüyorsak, evet. TRT'nin yayınladığı programlarla, dizilerle ilgili de söz sahibi olmalıyız, evet. Değiliz. Çok haklısınız. Çok teşekkür ederim. Halkın ekranında. Umarım dilediğiniz gibi konuşabilmişsinizdir. Evet, çok araya girmek istemedim ben. Ayrıca şarkılara da çok güzel eşlik ediyorsunuz. Evet, eşim... Ses pek yok benim ama eşim kanun çalıyor Atatürkçü Düşünce Derneği Batı Genç Şubesi'nde. Ne güzel. Zaman zaman böyle karşılıklı işte sesim çok iyi olmasa da eşlik ediyorum. Çok teşekkür ederim Müzeyyen Hanım. İsterseniz orada eşinizin yanında, isterseniz burada eşlik edebilirsiniz şarkıları. Çok teşekkür ederim. Nasıl arzu ederseniz bir alkış alalım Müzeyyen Hanım için. Çok imkanı var. TRT'nin elindeki imkan hiçbir televizyonda yok. Çok paralar harcanıyor. Dış yapım diyorlar. Normalde bizim Halk TV'de hani 1 liraya misal yaptığımız bir program TRT'de 1000 liraya yapılır, gösteriliyor. Bu paralar hepimizin paraları olduğu için 1000 lira da az söyledim. 10 bin liraya yapılır, gösteriliyor 1 liralık program. Kimse de hesap soramıyor. Sayıştay raporları ortada duruyor. Duruyor. Yani Sayıştay bir tespitte bulunuyor da bulunuyor. Şimdi buradan söz açıldı. Devam edelim. Söz isteyenlerle devam edelim. Ama bir şarkı dinleyelim. Bu kadar değerli sanatçıları bulmuşken önce bir müzik arası verelim. Hocam ne söyleriz acaba? Evet. Neşet Ertaş. Oo. İster miyiz? Fevzi Bey onun girişini çok müthiş yapar. Ustayı bir analım. Gelin. Derdine gelse gel.
hoştu böyle aman, aman. Sen orada, ben burada, aman aman. Ömrümüz geçti böyle. Sen orada, ben burada, aman aman. Ömrümüz geçti böyle. Meşesiz dağlarda sürüden ayrılmış dermansız ağlar. Meşesiz dağlarda meleğin kuzu, sürüden ayrılmış dermansız ağlar. Sular kararınca içimde sızı kalmış da çobansız. Sular kararınca içimde sızı kalmış da çobansız, kavalsız ağlar, kavalsız ağlar. Gülsüz bahçelerde bülbül öter mi aşık olan garibin derdi biter mi? Gülsüz bahçelerde bülbül öter mi? Aşık olan garibin derdi biter mi? Bir sevda yüzünden yanmış ne acı. Zümrüt yaylaların yeşil yamacı. Bir sevgi yüzünden yanmış ne acı. Doktorlar bulamaz aşkın ilacı. Aşıklar sevgisi kalınca ağlar, kalınca ağlar. Tabipler bulamaz aşkın ilacı. Aşıklar sevgisiz kalınca ağlar, kalınca ağlar. Gülsüz bahçelerde bülbül öter mi? Aşık olan garibin derdi biter mi? Gülsüz bahçelerde bülbül öter mi? Aşık olan garibin derdi biter mi? Sağ olun, var olun. İsteklerin ardı arkası kesilmiyor bu arada hocam. Seyircilerimiz özellikle saat gece yarısını İstekleri geçince hemen söyleyeceğim bir iki tanesini size. Özellikle bu saatlerde terapi gibi oluyor bizim bu program. Her haftada müzik de olsun istiyorum özellikle. Konuşuyoruz. Aynı fikirde olmak zorunda değiliz. Konuşuyoruz, düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Bir de müzik de olunca ruhumuza iyi geliyor doğrusu. Hemen şöyle bakayım. Siz Neşet Ertaş'tan söyleyince yazımı kışa çevirdin Leyla'mı isteyen de olmuş. Şöyle bir bakıyorum yine hemen. Efendime söyleyeyim.
Hastane önünde incir ağacını isteyen olmuş. İkinci bahar veya ayrılık olabilir mi lütfen? Teşekkürler diyor Melistan. Efendim, Celal Abacı'dan kendi bestesi Can Suyum adlı eseri seslendirmesini rica ediyorum diyor Erhan Ural. Devamı var. Ayrıcalık olmaz mı? Estağfurullah, biz çok mutlu oluruz. O çok sevilen bir şarkı. Çok mutlu oluruz efendim. Türkiye'de okunmadık, peki, mahfil kalmadı. Okunmadık, koro kalmadı. Sevilen bir şarkı. Can Suyum. Şimdi okuyalım mı? Birazdan çünkü ben gözlerinden anlıyorum seyircimizin bize ne zaman mikrofon uzatılacak acaba diye. Bir beyefendi var, üzerinde Beşiktaş çarşı forması ve Atatürk'ümüz ve Beşiktaş atkısıyla dedi ki benim bir şiir okumam lazım, Atatürk şiiri okumam lazım, buyurunuz efendim. Atatürkçü Beşiktaşlılar diye tişörtünü giymiş gelmiş beyefendi. Çarşıyı bu ülkede ülkenin önemli taraftar grubu darbeye teşebbüs etmekle suçladılar. Suçlamayı bırakın, yargılandı. Ağır müebbet hapis cezası istemleriyle yargılanmış bir taraftar grubu çarşı. Siz de çarşı tişörtünüzü giyip gelmişsiniz. Beşiktaş atkısıyla dövmeniz de var çarşı diye görüyorum. Gelin buyurun oturun efendim, biz sizi tanıyalım önce. Bizim seyircilerimiz böyle. Seyircilerimiz cesurdur. Bırakın sonra... Trajikomik aslında. Darbeye teşebbüsle suçlandı çarşı grubu. Sonra tabii beraat ettiler o mahkemelerden de. Gülüyoruz ağlanacak halimize. Bu akşam verdiğimiz kitap da Eren Erdem'in kitabı. Adalet Manifestosu. Verdiğimiz derken ufak bir hediye Halk TV'den buraya salona bu saatte gelen izleyicilerimize. Eren Erdem dün tahliye edildi. Onun da trajikomik öyküsü daha evvel de tahliye edilmişti de cezaevinin kapısından geri çağırdılar. Tekrar tutuklama kararı çıkarttılar. Dakikalar içinde geri attılar cezaevine. Bu sefer emin misiniz diye yazdı dün akşam. Hani tahliye kararı çıkmış, emin misiniz son kararınız mı dedi Eren Erdem. Neyse galiba son kararları oldu. Oğlunu görmüş, oğluna kavuşmuş dün gece, kavuşmuş. Efendim ne kadar güzel üzerinizdeki çarşı üniforması. Adım Sebahattin Ünal. Ben emekli hava subayıyım. Kısaca özgeçmişimi vurgulamak üzere söylemek istiyorum. Ben 1956 yılında doğdum. 0 yaşından 18 yaşına kadar Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in kimsesizlerin kimsesi olduğu çocuk yuvası ve yetiştirme yurtlarından büyüdüm. Hava kuvvetlerinde 28 yıl astsubaylık yaptım. Başkomutanımız Atatürk'ün yolunda görevimi sonuna kadar yapmanın gururu içerisinde emekli oldum. Başka bir başkomutan tanımadım, tanımıyorum da. Benim vurgulamak istediğim konu İrfan Bey, belki gündeme hiç getirilmeyen çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarının kapatılıp cemaatlerin sevgi evi adı altında tarikat ve cemaat evlerinde çocukların dinsel sömürü, taciz ortamları içerisinde zorunlu olarak yetiştirilmeleri. Bu konuya hiçbir zaman hiçbir kimse değinmedi. Bu ülkenin temeli yetiştirme yurdu çocukları ve yuva çocukları maalesef şu anda boş bırakıldı, savunmasız bırakıldı. Cemaatlerin kuklası gibi ve militanları gibi yetiştirilmeye başladı. Köy eğitim enstitülerini kapattılar. Yatılı bölge okullarını kapattılar. Ondan sonra da yetiştirme yurdu ve yuvaları kapatıp cemaatlerin kucağına halk çocuklarını attılar. Bu ülkenin en büyük yarası hiçbir yerde gündeme getirilmedi ve büyük bir kayıp olarak toplumumuzun büyük kanayan yarası oldu. Çok teşekkür ediyorum size bu konuyu özellikle gündeme getirdiğiniz için. Bu ülkede çocuklar istismara uğradı. O zorunlu kaldığı için aileler çocuklarını gönderdiler o tarikat yuvalarına, cemaatlerin yurtlarına. Bu ülkede çocuklar yandı. O yurtlarda seslerini çıkartmadılar. Kimse sesini çıkartmadı. Hiç o çocukların yerine kendini koyan olmadı. O çocukların ailelerinin yerine kendini koyan olmadı. Bilmiyorum dün izleyebildiniz mi? Ben metroda bir sarıklı vatandaş
Cumhuriyet Bayramı kutlamasından dönenler de var. 10. yıl marşını söylüyorlar hep birlikte. Hiç Sarıklı'ya sen hiçbir şey söyleyen yok. İstasyon, metroda duruyor öyle ayakta. 10. yıl marşını söylüyorlar. Gönül istiyor ki o da katılsın, o da söylesin. Bu marş hepimizin marşı. Burada bir taciz, hiçbir şey yok. Sonra birisi de kamerayı çıkartmış, çekiyor bu ortamı. Belli ki o ortalığı karıştırıp yapay mağduriyet üretmeye çalışan birileri. O görüntüyü de vermişler televizyona. Sonra o görüntü üzerinden vay yine mağdur olduk, yine mağdur olduk. Hayır efendim, bir meslektaş da çıkmış işte orada namuslular vardır, namussuzlar vardır, ilerici gerici yoktur diyor bu ülkede. Hayır efendim, bu ülkede mesleğin namusu şudur. O cemaatlere, tarikatlara emanet edilen çocukların istismara uğramış olduğunu yüksek sesle bağırabilmektir. O tarikat cemaat yuvalarında, yurtlarında yanan kız çocuklarının hesabını sorabilmek, davalarını takip edebilmektir. Yoksa devir, rüzgar buradan esiyor diye siz Sarıklı'nın yerine kendinizi koyun, burada bir taciz var, dur diyelim bu işe derseniz olmaz. Çünkü orada bir taciz falan yok. Orada ortalığı özellikle karıştırmak isteyen ve bir yapay mağduriyet yaratmak isteyenler var. Şimdi adını doğru koymak gerekiyor. Cumhuriyet hepimizin cumhuriyeti ama bu cumhuriyetle kavgası olanlar var. Bu kavgayı 50 yılı aşkın süredir devam ettirenler var. Planlı, örgütlü bir şekilde bu ülkenin kurumlarını ele geçirme hazırlığı içinde olanlar ve bu hazırlığı da hayata geçirmeye çalışmış olanlar var hali hazırda. O yüzdendir bu yıl Cumhuriyet Bayramı her zamankinden coşkulu ve hiç kimse korkmasın 10. yıl marşı söyleyenlerden, Cumhuriyet şarkıları, Cumhuriyet marşları söyleyenlerden, Cumhuriyet'e sahip çıkanlardan hiç kimse korkmasın. İyi insanlardır çünkü. Bu ülkede iyi insanlar vardır, bir de kötü insanlar vardır. Kötülerden olmayın. Ben vaktinizi fazla almak istemiyorum. 29 Ekim'le ilgili bir şiirim var. Uygun görürseniz onu okuyup vedalaşmak çok istiyorum. Çok mutlu oldum sizi burada bu akşam ağırladığımız için. Ellerinde getirdin güneşi soframıza. Aydınlık, özgürlük, bağımsızlık uğruna. 1923 yılında açtın yeni bir sayfa. Cumhuriyet diye yazdın dağların doruklarına. Toprak sürüldü, demir dövüldü. Rüzgarlar özgür esti, ayağa kaldırdım bitkin yorgun uyuyan memleketi. Yüreğindeki inançla sağlam attın cumhuriyetin temelini. Bugün bütün dünyaya gösterdin Türk halkının azmini ve cesaretini. Senden sonra ihanet ve hainlik ağlarını ördüler. Getirdiğin özgürlük güneşini karartmayı denediler. Halkı din ile korkutup uyutacağız sandılar. Senin eserlerini birkaç pula, araba, Yahudi'ye peşkeş çektiler. Karanlığa inat her 29 sabahında. Güneş özgür doğuyor dağların ardında. Kadını, erkeği, genci, yaşlısı omuz omuza. Kavgamız devam ediyor cumhuriyet ve bağımsızlık adına. Yıllardır sokaklar inliyor. Yaşa Mustafa Kemal Paşa. Yürüyoruz açtığın yolda engelleri aşağı aşağı. Geçit vermeyeceğiz sömürüye baskıya. Sözümüz var devrimlerin yaşayacak yıllarca. Sabo der ki bitmedi bitmeyecek bu sevda. Barış güvercinleri uçacak dünyanın her yanında. En sonunda gelecekler hepsi bir hizaya. Senin adını gönüllere yazdık kazıya kazıya. Cumhuriyetimiz sonsuza kadar yaşayacak. Mustafa Kemal Atatürk sonsuza kadar başkomutan olarak kalacak. Hepinize saygılar, sevgiler. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür çok ederim. Efendim. Sağ olun. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Çok iyi oldu. Özellikle bu konuyu da açtığınız. Devlete emanet edilen çocuklar, yetiştirme yurtlarında okuyan çocuklar çok iyi yerlere de geldiler. Bu cumhuriyetin bir kazanımı bu kurumlar. O kurumların yerini başka yerler almasın. Devlete emanet edilen çocukların başına bir iş gelmesin.
Celal hocam, Celal Abacı, sevgili Celal Abacı, o kadar çok mesaj var ki sizinle ilgili. Celal Abacı ve arkadaşlarının yüreğine, ellerine sağlık. Kulaklarımız güzel namelerle şenlendi bu akşam, var olun demiş Saime Akkan. Ayla Demir, bir fırtına tuttu biziye, zaman kalır mı bilmem demiş. Fevkalade'nin fevkinde program oldu demiş bir başka izleyicimiz. Müzisyenlerimizin emeğine sağlık demiş. Sevgili Suna Kan ve arkadaşları bizi izliyorlar. Türkiye'nin çok önemli keman ustasıdır Suna Kan. Huzur evinde huzur evinde de izleniyormuşuz efendim. Onlara da bir selam gönderelim, huzur evinde olanlara, ikinci baharlarını yaşayanlara. Kendi bestenizi lütfederseniz çok mutlu oluruz. Kabul buyurursanız. Gözlerinde bir ok attın,
hayatıma anlam kattın. Ben sevdadan habersizken can suyunu sen Bravo. Bu muazzam. Bunu söylemeyen kalmadı neredeyse, değil mi hocam? Çok güzel bir evet, şarkı. Evet, şarkıların da şansları var. Bu benim en çok sevilen şarkılarımdan bir tanesi. Ben TRT'ye 100 beste verdim çeşitli anlayışlarda. Romantik anlayışta, günümüz anlayışında, klasik anlayışta, neoklasik anlayışta. Fakat halkın tercihine bir şey diyemezsiniz. Bu çok sevildi. Duygular çok yoğun çünkü. Evet, demek ki bir şey yakalamış orada. Bu arada her pazar sabah 10'da Celal Abacı Halk TV'de kendi programı, pazarları, pazar sabahları 10'da Celal Abacı ile Müziğimiz ve Biz programında bu pazarda var. Pazar sabahları biz TRT'de klasik müzik konserleri dinlerdik bir vakit. Yine cuma akşamları da hakikaten müzik eğlence programlarında sanat müziği çalınırdı kulağımıza. Son nesil bizler olduk galiba, 80'lerde çocuk olanlar. Sonrasında vazgeçtiler o işlerden hep. Ama Halk TV'de pazar sabahları Celal Abacı ile Müziğimiz ve Biz programını izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. İnşallah. Mutlu pazar kahvaltılarında ailecek inşallah. Sevgili değirmenci, bir şey söylemek istiyorum burada. Şimdi bizleri birbirimize bağlayan şey bizim kültürümüz. Yazarımız, çizerimiz, ozanımız, şarkılarımız, türkülerimiz. Para ve maddiyat insanları birbirine fazla bağlamıyor bence. Eğer öyle olsaydı Arapları birbirine bağlardı. Millet bilinci hepsi, olmamış onlarda. Hepsi birbirine bizde düşüyor. Niye olmuş? O kültür bağı. İşte bu şarkılar, türküler, aynı şeyleri söyleyip terennüm edip bunlardan zevk alıyorsak milletiz biz. Onun için bu çok önemli bir bağ. Bu musiki de bunun en önemli etmenlerinden bir tanesi. Bakın Yurttan Sesler Korosu ne yaptı? Kars türküsünü Edirne'deki insan söyledi. Antalya türküsünü Trabzon'daki dinledi. Ne yaptı? Bizi birbirimize yapıştırdı. Şarkılarımız, türkülerimiz, şiirlerimiz, ozanlarımız. Onun için müziğimiz çok önemli. Özellikle geleneksel sanatlarımız bunlar bizim. Bunlar çok önemli. Diğer müziklere de tabii büyük saygımız var. Evrensel Batı musikisi de büyük bir musiki ama bizim kendi müziğimiz de gerçekten çok büyük bir müzik. Öyle. Öyle. Önemli çok, bu. Çok teşekkür ediyorum. Para milletleri bir arada tutmaya yetmez. Ya da insanları bir arada tutmaya yetmez. Paranın adil dağıtılması, bölüşülmesi de çok önemli. Adalet çok önemli. Adalet duygusu zedelenince de bir arada durulamıyor. Kimileri zevk-i sefa içinde altın varaklı saraylarda, o bahsettiğiniz dünyada yaşarken, kimileri de sefalet içinde olabiliyor. O zaman ne oluyor? Toplumsal barış da bozuluyor. Ve son bir söz vereceğim. Süre çok çabuk akıp geçiyor bu programda. Lütfen neydi, son iki dakika mı? Yapmayın. Eyvah, oradan işaret ediyorlar son iki dakika diye. Bu akşam kulağımda kulaklık yok. Rejiyi duyamıyorum. Kameraman arkadaşlar işaret ediyor. O halde müsaade eder misiniz? Bir söz alayım sizden evvela. Biz her hafta cuma akşamı artık öğrendiğiniz yerimizde buradayız. Bizi yalnız bırakmayın. Sözünüzle, sohbetinizle, nefesinizle bize eşlik edin. Her hafta farklı bir sanatçı burada oluyor. Bir hafta piyano resitali vardı burada. Geçen hafta Mahperi Hanım'dan dinledik şarkıları. Bu hafta Celal Hocamız'da. Her hafta gönüllü olarak Halk TV'de bu İrfan Ural Show'a katılıyor ve bize destek oluyor sanatçılarımız. Siz de bizi yalnız bırakmayın. Haftaya da bekleriz efendim. Söz veremediklerimizden özür diliyoruz. Bir de küçük bir duyuru yapayım. Adaletten söz edeceğiz sizinle önümüzdeki hafta daha da. Hem de yeğeniniz de dinlemek istiyorum. Küsmesin bize hiç boşuna. Sazını da alsın gelsin haftaya. Gençler önemli. Gençlere her zaman söz hakkı tanımak lazım. 25 yaşında bir arkadaşımız var ekipte. Halk TV'nin bel kemiği, ben öyle diyorum. Sorana necisin deyince biz hepimiz Halk TV emekçisiyiz diyoruz. Çünkü bir titrimiz, bir sıfatımız yok. İster genel yayın yönetmeni olsun, isterse sunucu olsun.
Neyse, ne olursa olsun. Halk TV için görüşmeler yapıyor. 7/24 çalışıyor. Bu televizyon ayakta kalabilsin diye prodüksiyonlar yapıyor. Bu salonu ayarlıyor mesela. Daha fazla konuk nasıl bulabiliriz diye çaba sarf ediyor. Kendi programı da var. Yerel yönetimler programı. Belediye başkanlarıyla konuşuyor programında. 25 yaşında. Çok hevesli. Ben çok başarılı olacağını düşünüyorum. Recep Bilal arkadaşımız bu akşam da bugün de doğum günü. Daha doğrusu geride bıraktık artık doğum gününü galiba. Saat 12'yi geçti çünkü. Recep, seni alabilir miyim sahneye lütfen? Alkışlarla. Bizde böyledir görev dağılımı. Sahnede bir eksik varsa herkes tamamlamaya gayret eder. Mikrofon mu bozuldu hiç fark etmez. Ben de yaparım, Recep de yapar. Recep Bilal'in kendi programı da var Halk TV'de. Neydi programın ismi Recep? Halk Yollarda, pazar günü 16'da. Pazar kim konuğun? Didim Belediye Başkanı. Tamam. Herkes de izlesin. Önümüzdeki istiyorum. Haftaya şimdi bir fikir teatisi, beyin fırtınası yaptık. 10 Kasım'a denk geliyor. Pazar günü Atatürk ve şehircilik anlayışı konuşulsun dedim ben Recep'e. Çok iyi olur dedi. Kimi çağırmak lazım acaba konuk diye dedi. Ankara'yı yoktan, bir Anadolu kasabasını yoktan var edip modern bir Avrupa başkenti yapmıştır Atatürk. O gün birkaç kişiyle temas kurdu. Şimdi sürprizi bozmayayım, bilmiyorum ama evet diyen oldu mu? Önemli Murat Karayalçın'ı önerdim ben. Ankara deyince Ankara'nın önemli belediye başkanlarından bir konuşacak bakalım. 10 Kasım'a konuk bulmaya çalışıyor. Meslek büyüğümüz olarak da İrfan Bey'den her zaman öneri, destek istiyorum. Meslektaş arkadaş. Peki. Deneyim. Kaç yaşında hissettiğiniz önemli. Yıllar çabuk geçiyor. Annem yaşımı söyleyince çok kızıyor. Ekran başında da izliyor. 77 doğumluyum galiba. 42 mi oluyor? 42 oluyor. 25 yaşındayken Star Televizyonu'nda muhabirdim. Recep'in yaşındayken. Star Televizyonu muhabir olarak koşturuyordum büyük bir enerjiyle. Şimdi öyle bir yeni nesil geliyor ki bizim meslekte medya patronları da kendilerine çeki düzen vermek zorunda kalacaklar. İktidarlarda öyle bir genç nesil geliyor ki inanın her şey değişecek, değişmek zorunda. Recep, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni tanıdığım için çok mutluyum. Bu da bir sürpriz oldu benim için. Sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Pazar günü de 16'da herkes Halk TV izlesin istiyorum. Evet, pekala. Çok teşekkür ederim. Halk TV yollarda. Sağ olasın. Bu kadar. Bu akşamlık bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sizlere çok teşekkür ediyorum sevgili Celal Abacı ve saz arkadaşları için alkışlar. Biz her cuma saat 23'ü gösterdiğinde buradayız. Bekleriz efendim.